tanıdığımız Ceren Usta. Yeni mi başladın Ceren Usta? Yeni sayı. Bize hayat hikayeni anlat. Ah. Ben de ben anladım da sen değil de benim arkadaşım. Hayat hikayem. Bize hayatını anlat. Mesleğe ne zaman başladın? 10 dakika evvel başladım. Ne zaman öğreneceğiz bile şabına. 10 dakika evvel öğrendim bile şabına. Uğrayamadı mı ısrar? Mesela bu yamuk diyor ama. Ha? Mesela bu yandırıyor. Yamuk mu? Abi iyi bir yer. Ceren Usta senin şablon mu yamuk? Ne bileyim ya. O kalktan bayağı yapıldılar mı? Bilmiyorum artık. Şablon yamuk. Şablon olmaz ya. Abla sen zaman başladın sen bu işe? 83. 83'te. 83'te başladın. Ben kaçta başladım? 82'de başladım. 82'de başladım yani. 82. Sen daha kıdemlisin. Bizden önce başladım. 83'te kaç yaşındaydın? 83, 17 yaşındaydım. Kaç? 17. Ben 15 yıl altında başladım. 17'de bitiyor muydun peki? Bitiyordu. 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 Ama... Peki başladın ne zaman acaba bitti? 150 burger teknesi yaptım. Yok abi başladın ya. Kaç ayda bitirdin yani sazı? Vallahi nasıl bitirdim ben de şimdi başladım oynaya başladım. Bugün de 3-5 sene oynadım. Sazı hemen başlayı da öğrendin mi düşün? He. Allah Allah. Ama şey kullanırım da o zaman bir bal falan kullanırım. Ya vurdu bunlar. Telefon tabi dümesi gitti ama. Kestane birinci sıradaydı ya. Gurgan da çok. Tut nasıl çıktı piyasaya? Tut daha çıkalım bir 10 sene önce var ya. 10 sene sınav. Eskiden diye kaldı ki İstanbul'da adam işte bir tut tekesi sen 100 mark veririm diye dedim. 100 mark, 100 mark vardı. Evet. Ola dedim o zaman bir tekne yapsam dedim 100 mark. Şimdi 100 markı bırak 100 euro da aynen. Geçti ya. Hesabını yapar mısın yani? Tut tekneye mi? Tabii. Oyru markanın iki katı çok. Eski bakalım o zaman mark çok değerliydi tabi burada. Daha çok değerliydi. Mark değerliydi. Dolar falan üzerindeydi mark o zaman. Şimdi para etmiyor bunlar ya. Değeri bitti abi. Yine bütün millet yine buna alıştı abi. Abi millet tanıyor abi. Sabun sesini tanıyor. Oyma oyma. Oyma bitti diye videolar atmışlar. YouTube'da oyma, var. Oyma biter mi be? En iyisi oyma başı. Eskiden oyma yapılıyordu diyor. Şimdi yaprağa döndürüyoruz. Eskiden aynen öyle çok yapıyorduk ama şimdi kısa çabuk. Abi yaprağı bir ağacı komple bütün halini yapmak nerede? Bir tekniği bir yapıştırmak yerine nerede yani? En iyisi yaprağı mı? Oyma yani değil mi? Aynen. En iyisi oyma. Bir kere olmuyor yaprak. Kestaneden dolmuyor ya. Yok. Kestaneden dolmuyor. Esniye, esniye. Kestane çok yumuşak. Yani kestane yapraktan gene iyi. İki oktan tek parça. Oyması mı? Oyması iyi. Oyması gene iyi. Ama gene tutun sesini vermiyor ya. Yok canım, tutun sesini vermez. Ama oyma iyidir yani. Yapraktan iyidir. Dudağının yapmıyorum ha. Şu
da acım özelliği varsa ne kadar beklerse o kadar daha güzelleşir. Ama sazı yaparsan. Tabii. Adam şimdi saz yapmayı bilmiyor. Oğlum gibi. Hayır, burası öyle. Saz lazım lan. Sizin gibi ustanın elinde tabii ki. Güzel oluyor. Abi 700-800 tane video attım. Aylık 700 bin adam izliyor ya. 700 bin kişi. Tamam mı? Sal çalan adamlar elinde sonunda kutluktan bir tane alacak yani. Başka şartları yok. Sıfır. Oy mu olanlar? Evet. Mecbur alacak abi, mecbur. Olabilir. Olmasa yapılmasın. Mecbur alacaklar ya. Adam 20 yaşında alır, 50 yaşında alır. Sonuçta mecbur alacak. Aynen aynen. Doğru. Sal çalıyorsa eğer alacak. 10 tane saz olsa yine bunu alacaksın. Mecbur alacak abi. Başka şartı yok. Doğru. Adam 200 liraya bir saz alıyor, iki çalıyor, atıyor duvara. Çalmayan adam için ayrı. Bunlar çok ucuz abi. 1000 lira, 1500 lira falan para değil bunlara. Abi siz de bunun emeğine göre yapmıyor. Kolay mı abi? Kolay mı bu? Bunu bir tane tek emeğine getirmek çok... Ağacını bulmak nasıl lazım? Ağacı bulması... Ya kötü telefonlar 3000 lira abi, la sen ne diyorsun? Onlar ağacı bulması, kolay mı ya? Çok zor bir iş ha. Ama daha güzel.